Şimdi aslında bugün 2002'de iktidara gelen ve 14 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milli Eğitim'de Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki milli kısmı kaldırdığını ve sadece eğitim kısmının kaldığını biliyoruz. Ancak bir slogan haline gelen kitapların ücretsiz dağıtımı ile eğitimdeki eşitsizliğin giderilemediğini hep birlikte gördük. 1739 sayılı Temel Öğretim Yasası der ki Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim çağdaş, bilim ve laiktir ve herkese eşit, herkese ücretsiz eğitimden bahseder yine Milli Eğitim Yasasında. Ancak 14 yılda Milli Eğitim'de de aynı sağlıkta olduğu gibi e, hükümetin özel leştirmeden yana tavır koyduğunu, özel okulların teşvik edildiğini, hatta son birkaç yıldan beri bu teşvikin daha da artırılarak öğrenci başına 3 bin lira ile 5 bin lira arasında e, teşvik verildiğini biliyoruz. Buna karşılık devlet okullarında e, kaderiyle baş başa kalma durumu devam ediyor. E, ailelerin, okul aile birliklerinin desteği olmasa, Okullarda, devlet okullarında ne temizlikçi olacak, ne okulların badana boyası yapılabilecek. Yani aile desteği ile ayakta durmaya çalışan devlet okullarından bahsediyoruz. Şimdi dershaneleri kapattık dediler geçen sene ve büyük gürültüler kopardılar. Aslında dershanelerin kapatılmadığını hepimiz görüyoruz. İsim değişti, özel sistemler devam ediyor. Daha önce dershaneye yıllık bedel olarak 3 ile 5 bin lira arasında bir ücret öderken aileler bugün temel liselere yani dershanenin yeni adına ödenilen para 15 bin liradan başlıyor. Şimdi tabii ki bir saadet ortamından bahsetti Milli Eğitim Bakanı. Şu kadar sınıf yaptık, şu kadar derslik yaptık, şu kadar okul yaptık, bunların sayısı şu kadar arttı. Bütçe şu kadar arttı. Aslında bütçedeki bu yılki ayrılan paya baktığımızda Rakamlardaki artışların binde birlik düzeyde olduğunu görüyoruz. Binde birlik düzeydeki artışların milli eğitimin hiçbir yarasına merhem olmayacağını hepimiz biliyoruz. Eğitim tamamen siyasetin elinde, eğitim tamamen din temelli ideoloji üzerinden yürütülüyor ve gerçekten gelecek kuşakların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi siyasi din temelli ideolojisine uygun format almış ...öğrenci, format almış insan yetiştirme amaçlı uygulandığını her adımda daha büyük bir şiddetle görüyoruz. Bakınız ilkokula adım atmanın bedeli devlet okulunda 1314 lira. Daha başlarken eğitim büyük rakamlarla başlıyor. Orta öğretimde, lisede, üniversitede bu rakamın devlet okullarında çok daha büyük meblalara çık çıktığını bilirken devlet herkese eşit, herkese parasız eğitim veriyor, şu kadar da niceliğimiz iyi oldu demek ve nitelik sorunlarına gözü kapatmak kör olmakla eş anlama geliyor. Bir kere ekonomi ve eğitimi bir yönetim birbirinden bağımsız düşünüyorsa ekonomisiz eğitim, eğitimsiz kalkınan ekonomi olamayacağına göre hükümet eğitime gözlerini kapamışsa o hükümetin yönettiği ülkede ekonomik kalkınmadan ya da toplu kalkınmadan bahsetmemizin de imkanı bulunmamaktadır. Ve dün Sayın Milli Eğitim Bakanına da şöyle dedim. Sayın hocam rakamları bırakın. Niteliğe geçin ve bir an önce o halden normalleşme sürecini konuşalım. Eğitim sistemimiz tam da kalbinden bıçaklanmışken her taraf kan revan içindeyken pembe güllerden yeşil çimenlerden bahsederek ne bizi kandırabilirsiniz siyaseten ne de bu ülkede yara alan öğrencileri öğretmenleri öğretim üyelerini kandırabilirsiniz diye vurguladık.